Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Makineye çamaşır atacağım, sepetten kirli çamaşırları çıkararak videoya başlayayım istedim. Umarım hepiniz iyisinizdir canlar, bizler iyiyiz, şükür olsun Allah'a. Ortalığı şöyle bir toparlayalım, makineye çamaşır atayım mı dedim. Ondan sonra da geri kalan işlere başlayacağım. Renkli mi atayım, beyaz mı atayım derken baktım renkli bayağı bir var birikmiş. Önce bu renklileri bitirelim. Yarın da beyazları atarım. Öyle yaparım artık. Şunları koyalım bakayım. Çünkü annemin makinası çok da şey değil, büyük değil. O yüzden hepsini almayabiliyor. Daha var biraz daha. Sizler ne yapıyorsunuz hanımlar? Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bugün orucun 12. günü olması lazım. 8, 9, 10, 11, 12. Evet, orucun 12. gününü tutuyoruz arkadaşlar. Bugün. Şaka maka. Yani Ramazan ayının ortalarına doğru geliyoruz bakayım. Allah, günler nasıl geçiyor? Gerçekten anlamıyorum ben ya. Nasıl geçiyor bu kadar hızlı bir şekilde? Ramazan yaklaşıyor. Ramazan yaklaşıyor derken Ramazan'ın 12. günündeyiz. Neredeyse yarılamaya başladık. Zaten 15'inden sonra öyle bir hızlı gidiyor ki Ramazan ayı. Ay, Ramazan 15'inden sonra kandillerdi. İşte Kadir gecesiydi falan derken bir bakıyorsun, vallahi bayram arefesine girmişiz. Şunların hepsini şöyle yapayım. Bugün de hava, yani dünden beri hava soğuk. Bayağı bir soğuk. Güneş çıkmıyor. Yağmur yağıyor. Mesela biraz önce böyle bir yağmur bastırdı. Biraz önce dediğim 1-2 saat önce ama. Bir yağmur bir bastırdı. Öyle böyle değil, böyle bardaktan boşalırcasına derler ya, aynı onun gibi böyle bir yağmur yağdı ama ay hemen aklıma çadırdakiler geldi. Ay dedim, şimdi birden yağmur bastırdı, bu insanlar ne yapacak şimdi dedim. Sonra biraz yağdı, yani biraz yağdı geçti. Şu an yok ama hava soğudu, bayağı bir soğudu canlar. Annemler köye gittiler bugün, onlar köye gitti. Hava çok soğuk. Köy daha da soğuk. O yüzden soğuk olduğu için ben gitmedim. Çocuklar gidelim falan dedi ama dedim oğlum hava çok soğuk. Yani bir de yağmurlu ya. Orada da yağmur yağıyor şimdi. Dışarı çıkamazsınız. Bahçelerde gezemezsiniz. Yani evin içine tıkanır kalırsınız. Ama burada, burası ne kadar soğuk desem de yani bakmayın. Dışarı çıkıp oturabiliyorsun. Dışarı çıkıp dolaşabiliyorsun. Sıkıldın mı yola çıkıp bir iki böyle kapının önünde biraz oturabiliyorsun çok sıkıldığında. Ama köyde öyle yapamazsın. Köy buz gibi olur. O yüzden dedim oğlum, şu soğuklar bitmeden köye gidemeyiz. Öyle yani. Çok istediler ama. Bir de dedim Ramazan ayında hani daha var mı? Bir iki parça daha bir şeyler alırmış. Bir iki parça daha ben koyayım buna. Bir iki parça daha aldım. Aylin, orada mı okuyorsun? Bu aracın üstünde değil. Şu
En son Migros'tan Bingo'nun yumuşatıcılarını almıştık. Kampanyalıydı. İki kutu almıştım. Bir kutusu bitmişti. Kalan bir kutusunu da Ali evden getirmişti. Ececiğim, öyle şey, güzel kokuyor ki. Tuvaletin kırılan parçasının diğer parçasının demiş. Bir parçayı o kılıçeğin üzerine koydu abi. Tamam, diğer parça. O bilmiyorum, başka parçası var mı ki? Öyle güzel kokuyor ki. Arkadaşlar, dün çamaşırları katlıyorum. Bu yumuşatıcıdan koymuştum. Dün katlıyorum çamaşırları. Allah'ım, bu kadar mı güzel kokar? Sanki bildiğin parfüm ya. Çamaşırlara parfüm sıkılmış gibi düşünüyorum. Ne ya? Bingo. Bingo'nun neyi? O en son aldığımız var ya, Bingo. He. Arkadaşlar, Ali bugün sabah işten gelirken bizim eve yakın yerde servisten indi. Normalde bizim buraya, burada da servisin durak yeri var. Bizim öbür evimizin de orada da durak yeri var. O tarafta indi. Hem evden bir şeyler getirecekti, hem de markete gidecekti. Çünkü balımız vardı bizim şeyde, evde. Bu balı getirdi. Ondan sonra kablo falan, internet modem bazen çekmiyor. Onun için kablo gerekli. Daha yukarı bir yerlere monte edecek. Onun için evdeki kabloyu almış. Bir de şöyle benim yaptığım biber turşularından bir bidon almış gelmiş. Yani yemek için yaptık, yiyemedik doğru düzgün, vallahi ne yalan söyleyeyim. Bir de şu, biliyorsunuz, 4 bidon yapmıştım lahana turşusu. Geçen bir bidonunu getirmiştik. Yemeklerin yanında öyle bir canımız çekiyor. Abimin de çok hoşuna gitti, annemin de çok hoşuna gitti. Ben annemgille gönderdim öbür bidonu. Dedim alın bunu köye götürün. Ali getirir dedim evden tekrar dedim. İşte bunu getirmiş. Diğer bidonu ben annemgille köye gönderdim, orada yesinler diye. Şöyle biraz sonra markete gitmiş. İşte marketten çocuklara biraz abur cubur bir şeyler almış. Şöyle Rize Berk çay almış. Çayımız bitmişti. Yine parti, barbekü, acılı soslu almış. Akşam çocuklar orucunu açtıktan sonra çayla yerler. Şöyle Kentro'nun gofretlerinden. Yine Etigonk. Mecbur değilsin ama biliyorsun. Şöyle X-Large 8 adet sandviç bisküvi almış. Bir de ketçap mayonez bitmişti. Ketçap mayonez almış. Bu alışveriş ne kadar tutmuş? 200 lira tutmuş arkadaşlar. Ya vallahi şurada var ya, para tutacak bir çay var. Mayonez 33 lira. Ketçap 26 lira. Çay da 50 liraymış. Yani gerisi ıvır zıvır vallahi. Para tutan ıvır zıvır. Abur cubur. Yani çocukların abur cuburu. Geri para tutan çocukların abur cuburu. Bunları kaldırın şu poşetler. Lazım oluyor. Dün musluk kırılmıştı. Ali dün musluğu tamir etti. Dışarıdaki çeşmenin musluğu. Bugün de klozetin kapak kısmında bir vidalar falan çıkmış. Şimdi de onu tamir ediyor. Çay kokuyu alıyor ya, bir şeyin yanına falan koyuyorsun, çay hemen yanındaki ürünün kokusunu alıyor. Bu yüzden çayı patlatacağım ben geri. Anneciğim, bundan bir tane yiyeceğim, bundan bir tane yiyeceğim. Öyle yapayım. Bekle anne. Kavanozdaki çay bitince bunu açarım. Bunu da böyle koyayım ben. İyisin. Hadi açıştım, bakayım. Tamam, vereceğim, bekle. Ama şurada olsun, tavanda. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben ufak sesi alacağım, ufak sesi. Kaldırdım, geri koyuyorum. Ufak
Senin ne yapıyorsun? Ben mutfak sesi alacağım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kafadan. Sen bundan mı istiyorsun Yakup? Ve bundan ve o şey. Yok, şimdi bir tane bundan vereceğim sana. Tamam mı? Tut tepsiyi. Tepsiyi tut. Bekle, iyi tut kenarlarında. Gel şöyle tutsana. Gel, gitme. Salona götüreyim mi? Şimdi bir tane al, sen ziyan ediyorsun. Doymazsan bir tane daha vereceğim. Nasıl tamam geçeceğim? Mı sana ben? Nasıl mı geçeceğim? Bekle. Şimdi ters tarafından açmışım. Yeni yerleştireceğim. Size bir fikir vereceğim arkadaşlar. Geçen gün ben internette şeyi de gördüm. Instagram'da gördüm. Şu elinizdeki kutu var ya. Bisküvi kutusu. Şöyle koyayım da. Bisküvi kutusu. Annem kumarımı düşürdü. Bir şey olmaz. Bu bisküviler bitince ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Atıyorum işte kasaptan kıyma aldınız ve kıymanızı böyle çorbalık, böyle birer işte kalabalık aileler için değil de böyle 2-3 kişilik aileler için çorbalık, makarnaya koymaya, ne bileyim böyle az bir şey, bazı yemeklere çok az koyuyorsun kıymayı mesela. Onlar için şunun büyüklüğünde kıymayı yuvarlak yuvarlak yapıp, köfte gibi düşünün, köfte gibi yuvarlak yuvarlak yapıp bunun aralarına böyle koyuyorsun. Sonra donduruyorsun, kapatıyorsun kapağını, koyuyorsun dondurucuya. Kıyma lazım olduğunda bunu açıyorsun. Buradan anne kıymayı ben alıyorsun, kullanıyorsun. Böyle tamam, böyle pratik bir yöntem gördüm geçen gün Instagram'da. Denemek lazım. Hani şu kısımlar acaba birbirine, dondurucu da birbirine yapışır mı bilemem. Şu kapak kısımları. Denemek lazım. Sizlerle de paylaşayım istedim. Bak! Ayfer! Yakup! Düzgün konuş abimle. O benim eşyalarımı attı. Şu ketçap mayonezi. Ama! Ya! Akşam ekmeğimizi unutmayalım çocuklar. Saat kaç ya oldu? 4'e geliyor herhalde. Sabah Ali işten geldi. Buraya yattı. Şimdi kalktı daha. Burayı toplayayım da şu çekyatın örtüsünü örteceğim. Hangi senin malın? Bu kadar. O benim babamın pastası. Sessiz oluyorsun, bağırmayacaksın. Tamam mı? Alper ses yapma. Ses yapmayın. Yanmış diyor. Ya! Üstünde temiz bir şey yok üstünde. Makineye atmıştık. Bir tane daha varmış. Annemin yedeği varmış ama bulamadı onu. Ha, anneciğim açıldı. Anneciğim. Hı. Ben 20 sayfa okudum. Oku oğlum. Devam et. Ne, 20 sayfa dediğin ne? 20'ye kadar okumadım. Tamam anladım. Baştan 20 ilk sayfa. Tamam anladım. Anlıyorum. Seni geçeceğim. Geçmek geçeceğim. 251. Hadi bakalım.
Hadi geç, hadi geç, hadi geç. Ne sayfa? Kitap o kadar sayfa değil ki. Hadi 251 geç, sen 251 geç. Tamam mı? Belki 60 sayfa. Belki de 100 sayfa. Belki de 5 sayfa. Meyve bıçağı olmaz. Yok, normal bıçak var da. Meyve bıçağı kes et ondan beri. Bıçak mı? Bıçak mı bıçak? Aylin, telefonu dışarı taktın atayım. Ben gördüm. Şuradaki şarjı. Evet, kablomu şarjı. Ay, saçlarını toplayayım. Yaptın mı? Yaptın mı? Ontak da kızım, saçlarını toplayın. Kaşar. 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 Bu elma kimin? Kim bıraktı bu yarım elmayı? Ya kaldı, kaldı. Ya. Bundan mı? Elma. Tamam. Zorla taktım ya. Kızım seni bekliyorum ha. Bitti. Gel yanıma. Alper ne ettin? Sakın gelip gitme. Gelsin. Ali, Alper'e ekmeği gönder, ekmek alınsın. Ben giderim. Tamam. Alper, elektrik bandı getirdin mi? Bulamadım. Yok mu onun içinde? Bandı da yok. O siyah çekmenin en altındakinde. En altındakinde mi? Evet. En altına baktım, göremedim ben. İyice bir daha bak bakayım. Aa, benim de alın. Kırmızı ve siyah elektrik bandları olacaktı. Yeşil ve mavi. Annem bak, senin de alın yine. Aynı şu oyuncakları toplar mısın? Ay şuna bak, gel kaldı. Yavrum sen çok terbiyesizsin. Hadi. Ben terbiyesiz miyim? Ver bak. Ay hayır, gel kaldı. Bak. Hadi ekmek alın, bak ekmek kalmaz sonra. Öper, ay dur. Ben giderim, ben parayı ver. Ben gideceğim. Hayır, ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben parayı ver baba. Ben gideceğim. Ya git sen, videonu izle. Bu kadar bakkala gitmeye hevesli olduğunuzu görmemiştim. Hayır. Sabahtan beri sen gidiyorsun. Hayır. Ben bugün hiç gitmedim. Ama geçenden beri sen gidiyorsun. Para üstünü falan mı almayı düşünüyorsunuz? Anne. Hani ben bana bir şey alacak mı? Kaç ekmek alacak? Ben gitmek istiyorum. Kaç ekmek alacak, sor bakalım. Kaç ekmek alacak? Ne içti? Burada eşler ve içmiş diyor. Ha? Meyve, yani meyve suyunun yarısını içmiş, yarısını da koymuş, sonra içeri diye Yakup içti. Ha, meyve suyu 5 lira ha. Tamam, 5 lira işte. Ben 2,5 lira da şey alsak daha kendim artır. Nazlı. Gidiyor. 3 lira, 4 lira mı? Kaç lira var? Koyayım şunları. Ay şunu kaldırıyorum. Yine buldum. Şu bilgisayarı da kuracak yer yok maalesef. Kuramıyoruz da bilgisayarı. Akşam şu çamaşırları katladım. Sonra şey ya, bazılarını Aylin katlamış biraz. Yamuk yumuk katlamış kızım. Katladım. Tam ya yatma saati falan da işte. Kaldırmayı gözüm kesmedi. Kaldırıp dolaba yerleştirmeyi de pek gözüm kesmeyince bıraktım öyle. Koydu, kaldı bir kenarda. Şimdi dedim şey yapayım. Bugün bizim yemeğimiz de var. Mercimek çorbamız var dünden kalan. Onu yiyeceğiz.
Onu içeceğiz, pardon. Onun yanına da bir şeyler yaparım yine ekstradan. Eklerim bir şeyler. Şu da Alper'in. Karşıdan da ışık vuruyor. Anacığım. Ah kızım. Aylin katlamış ama. Bazılarını yamuk kaplamış. Yok ama. Ay. Ben hala bildiğiniz gibi çamaşırları nereye koyacağımı bilemiyorum. Oradan oraya, oradan oraya çamaşırlar ortada geziyor vallahi. Şunlar da Yakup'u. Yok anacığım, evden çekmece getiremedik bir türlü. Çekmeceyi getirseydik olmadı. Ah, bu da Yakup'un. Şöyle koyayım. Şunlar ailenin. Makas. Bak o rafta var. Arper'le Aytun ikini de aynı yere şeye koyayım. Bunlar ailenin. Birazını annem katladı, birazını Aylin katladı. Sonra geri kalanı da ben katladım. O yüzden hepimizin katlama şekli farklı farklı. Çekmeceyi de ben kendi katladığım şekilde koyuyorum her zaman. Öyle olunca da Yakup'u. Hani makas? Rafta dedim ya oğlum. İyice bak yavrucuğum. Hani bir laf var, derler ki çuvaldaki oğlağı bulamıyor derler. Şimdi ben gelirim, orada bulurum o makası. Annem. Buldun mu? Ay, biz hacine giderken ablam ayağına vurdu be. Bak, düştü mü? Yok. He. Ben içiyorum ha. Ben içiyorum ha diyor. Yiyor, içiyor. Gel, bul, ya ondan bul, sonra gel, diyor bul. Ki ben orucum ha diyor. Gel bul. Gel bu. Hadi gel bu. Ne oldu? Niye? Ramazan pidesi gelecekmiş biraz. Tamam git, ne istiyorsun? Ayırsın o zaman, tamam mı? Yok ya, ben şimdi evden gitmeyeyim. Gideceksin. Ama sen Ramazan pidesini seviyorsun. Yoktur. Mutfağın oralara bir baksana Alper. Buldun mu anneciğim? Yok yavrum, bulamadım. Anneannen kaldırmıştır bir yere. Bana makas nerede? Orada yok, oraya bakma. Annem bile bakma. Makas nereye koydun ben? Bunları o tarafa götüreyim. Ya da oradan bizimkileri alayım, geleyim, öyle yapayım. Ne yapıyoruz? Canlar, bir günü daha bitirdik. Gece bir vakitten sonra benimkilere bir enerji geliyor. Böyle bir oyun oynama enerjisi. Hiç enerjileri bitmiyor maşallah. Televizyonu da kapatmışlar, oyun oynayacaklarmış. Dedim televizyonu niye kapatıyorsunuz? Birileri de internetten hiç memnun kalmıyor.
İnternet çekse de ona göre çekmiyor. Çekmese de çekmiyor. Ama siz de çekiyor, ben de çekmiyor işte. İşte ne bileyim, internet bu. Adam seçiyor. Neyse canlar, hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogumda görüşürüz inşallah. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.